Herkese merhaba, ben Tuğçe Uduvar. Belki Instagram'dan takip edenleriniz görmüştür. Ben geçen haftalarda Danum Valley diye bir yere gittim. Burası Malezya'daki yağmur ormanları. Orada 4 gün geçirdim. Ve bu 4 günde gerçekten aşırı dozda doğa yüklemesi yaşadım. Birçok güzel tatlış hayvan gördüm. Ve bazı tatlış olmayan hayvanlar da gördüm maalesef. Sizinle orada çektiğim videoları paylaşmak istedim ki böyle belki size de bir temiz hava olur. Böyle bir içinizi açar. Aynı zamanda bu videoyu çekerken neyden ilham aldığımı tam olarak görün anlayın istedim. Sonuç olarak bu kadar çok ağaçla göz göze gelip de kendilerini çizmemek ayıp olurdu. O zaman başlayalım. Önce çok genel bir skeç atarak başlıyorum. Bu sadece ağacın genel silüetini anlamam ve boyayacağım yerleri bilmem için. Güzel bir yeşil karışım hazırladıktan sonra önce gölgeli olacak yerleri bu karışımdan birazcık sürüyorum. Daha sonra daha büyük bir fırça alıp bunu suya bandırıp bu boyayı ağacın genel silüetini ortaya çıkaracak şekilde dağıtıyorum. Şimdi aralara biraz daha koyu yeşiller ekliyorum iyice gölgeler ortaya çıksın diye. Birkaç tane böyle sarımsı bir renk eklemek istedim. Böyle tatlı bir etki oluşturacağı düşünüyorum kuruduğunda. Birazcık fazla su koydum, bunu peçeteyle alıyorum. Şu an artık genel taban renklerimin hepsi hazır. Bunun üstüne daha net koyular girebilirim. Bilirsiniz çok seviyorum koyu eklemeyi. Bunun artık genel rengi tamam. Kenarda kurumayı bekleyebilir. O sırada ben ikinci ağacıma başlıyorum. Bu tam böyle bir yağmur ormanı ağacı olacak. Böyle etrafında bir sürü sarmaşıkla beraber. Onun için buna böyle daha koyu, böyle daha petrol yeşiline yakın bir yeşil kullanmaya karar verdim. Böyle daha canlı canlı ve karanlık olsun diye. Bu arada bu kağıdı ilk kez kullanıyorum. Yani kuruduğunda renkleri ne kadar çıkaracak ortaya hiçbir fikrim yok. Hep beraber göreceğiz. Şimdi ağacın genel şeklini ortaya çıkardıktan sonra birazcık da gölge ekliyorum üstüne. Bunu böyle şey gibi bir görüntüsü olmasını istedim. Bir sürü balonu bir araya böyle bağlamışsın da onlar bir ağaç oluşturmuş gibi böyle top 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 top. Anlatabildim mi? Neyse oldu galiba zaten. Bir sonrakine geçebilirim. Bu da kenarda kurusun o sırada. Bu son ağaç benim favori ağacım açıkçası. Bütün orman bu ağaçlarla kaplıydı. Sanırım ağacın ismi Kapot. Emin değilim ama Kapot olması gerekiyor. Kendisine bayıldım. İnanılmaz inanılmaz güzel ve devasa bir ağaç. Bu ağacın yaprakları aşırı seyrek ve çok küçük olduğundan böyle tepeye baktığınızda sanki transparanmış gibi görünüyor yaprak kısmı. Onun için boyayı olabildiğince açık kullanmaya çalışıyorum. Araya birkaç tane böyle sarılar ve net maviler eklemek istedim. Ama sanırım bu biraz koyulttu rengi. Neyse bunu kuruyunca göreceğim daha net olarak. Şimdi böyle birazcık boya saçıratıyorum fırçamdan ki sanki orada böyle minik minik böyle yapraklar varmış gibi bir etki yarattı böyle. Hoş oldu. Az çok bu da tamam. Artık bu da kurumaya kenara çekilebilir. Bu sırada ilk boyadığım ağacımı geri alıyorum. Şimdi kendisinin gövdesini çizeceğim. Gövdeyi ilk olarak açık kahverengi bir renkle boyuyorum ve arada birkaç tane beyaz boşluk bırakıyorum. Hem bu tatlı sulu boya etkisini daha iyi görelim diye hem de ışık sağdan geliyor böyle bunu gövdede de birazcık gözlemleyebilirim diye. Bu ağacın gövdesi tepeye kadar uzadıktan sonra orada böyle ikiye bölünüyor olacak. Ama sanki böyle sol tarafı kırılmış, düşmüş ya da böyle kesilmiş gibi bıraktım. Böyle sadece sağ tarafı aslında hala hayatta. Bazı dalları da gördüğünüz üzere böyle tam net çizmedim. Sanki yaprakların arkasına giriyormuş sonra tekrar önüne çıkıyormuş gibi bir etki bıraksın diye böyle kesik kesik çizdim. Onlar da hoş oldu. Genel gövdenin şeklini oluşturduktan ve açık rengini koyduktan sonra bunu şimdi gölgeler ekleyebilirim. Artık biraz daha böyle ağaca benzemeye başladı. Böyle bir tane de gövdenin yanında minik bir böyle kurumuş dalga bir şey ekleyeyim dedim buraya böyle. Böyle bu da tatlış oldu. Bu arada bu fırça böyle çok saydırıyordum ama dal çizmek için çok idealmiş kendilerine. Teşekkür ediyorum sizlerin önünde. Şimdi artık dalların genel şekli bittikten sonra tekrardan yaprakları boyadığım rengi alıyorum. Böyle son bir gölge ekleyeceğim dalların gidişine daha uygun olsun diye. Ve tamam. Şimdi bu kururken ikinci ağacımın gövde kısmına başlayabilirim. Bunun gövdesi aşırı ince. Çok belli ki böyle çok hafif bir ağaç. Yani gövdeye göre gerçekten çok fazla yaprağı var ama o yapraklar böyle olabildiğince hafif. Yani onun için olabildiğince transparan olmaları gerekiyor. Yani bu demek oluyor ki dalları aralarında çok net bir şekilde görebiliyor olacağız. Bunun gövdesi için neredeyse siyaha yakın bir renk kullandım direkt. Gövdenin genel şekli bittikten sonra birkaç tane gölge ekliyorum üstüne.
Şimdi kendisine esas tropikal tropikal yağmur ormanı ağacı ismini veren sarmaşıklarını ekleyeceğim etrafına. Bunun için daha da ince bir fırça alıyorum. Ve etrafına böyle incecik karmanç orman sarmaşıklar eklemeye başlıyorum. Şey ya, böyle bir kuralsız, kuralları yıkan, asi. Böyle bir havası var ya bu sarmaşıklarına. Çok güzel bir görüntü katıyor gerçekten. Artık sarmaşıklarım da bittikten sonra son birkaç tane böyle dal ekliyorum. Biraz da böyle boya sıçratıyorum üstüne, sanki bu sarmaşıkların üstünde de bazı yapraklar varmış etkisi olsun diye. Bu çizimimi de tamamlamış oluyorum. Şimdi üçüncü ve son çizimime geçiyorum tekrardan. Bunun gövdesi için böyle soluk bir kahverengi kullanmak istedim ilk olarak. Genel gövdenin şeklini görürseniz zaten ya, taşıdığı yaprak oranına göre çok kalın aslında. Böyle bu ağaca ağır bir hava veriyor aslında. Böyle sanki şey, yaprak dökümündeki, hoş ondaki bütün yapraklar döküldü ama bundakiler dökülmeyecekmiş havası var yani, anladınız mı? Burada bu gövdeyi çizerken sanki bu gövde yaprakların arasına giriyormuş çıkıyormuş gibi böyle boşluklar bırakarak ilerledim. Tam istediğim gibi olmadı ama az çok yakaladım o etkiyi. Genel rengim kuruyunca düşündüğümden çok daha açık oldu. Onun için böyle neredeyse üstüne hiç boya olmayan bir fırçayla arkalara böyle biraz daha açık bir renk eklemeye karar verdim. Böyle daha iyi oldu. Artık 3 ağaç çizimimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Beni Instagram'dan takip etmek isterseniz diye kendilerini böyle bırakıyorum. Videoyu beğendiyseniz beğene basmayı ve kanalıma üye olmayı lütfen unutmayın. Çok yakında tekrardan görüşürüz. Hoşçakalın.